Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yuvarlak hasır kırlent yapımını paylaşacağım. Ölçülerini vereceğim daha doğrusu ve yapılışını göstereceğim. Dilerseniz malzemelerden bahsedeyim öncelikle. Bu şekilde yine ben kağıt ip kullandım. Bir tane koton ip kullanacağım. Bu sefer uç kısmına renk versin diye turuncu kullanacağım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz de tercih meselesi. Püskül de yapabilirsiniz yine aynı ipinden. Ve 3,5 numara tığ kullanacağım. Şimdi şu şekilde ölçümden bahsedeyim birazcık. Önceki kırlentimi daha önceki videomda da bir hasır kırlent yapmıştık. 38 santim yapmıştım. Yine ben yaklaşık 37 santim, şu anda 37'ye 37. Kenarına turuncu renkte geçince 38 olacak. Yine 38 santim yaptım. Bakın bu ütülenmemiş hali. Ama öyle güzel bir ölçüyle yaptım ki ütülenmiş gibi dümdüz duruyor. Normalde yuvarlak yapmak biraz sıkıntı yaratıyor. Ama emin olun siz de bu şekilde dümdüz örebileceksiniz. Ben normalde bir tarif üzerinden ilerlemiyorum yaparken. Tamamen kafama göre arttırma eksiltme yapıyorum. Elimdeki hissettiğim şekilde düzeltiyorum. Mesela baktım ki kasıyor, bu şekilde koyduğumda bir kasılma oluyorsa arttırma yapıyorum. Veya çok bir bolsa, marullaşma olmuşsa hemen eksiltme yaparak dengelemeye çalışıyorum. Ama size yardımcı olabilmek açısından bu sefer sayılara göre ilerledim. Ve bunları yazdım. Kolaylık olması açısından. Ve bu şekilde dümdüz oldu. Şimdi şu şekilde ben defterimde size sayılarımdan bahsedeceğim. Öncelikle şu şekilde göstermek istiyorum yakından. Dilerseniz bu şekilde görüntüsünü alabilirsiniz. Bakın. Şimdi ben burada çakma sık iğne tekniğiyle ilerledim. Bir tarafını ördüm. Ben yine çift tarafta örgü yapacağım. Arkasını da örmeyi düşünüyorum. Bu ön tarafı. Bu sefer sık iğne ikili trabzan yapmadım. Çünkü yuvarlakta biraz sıkıntı oluyor. Sık iğne ya da çakma sık iğneyi tercih edebilirsiniz. Ben çakma sık iğne yapmayı tercih ettim. Daha önceki videolarımda da nasıl yaptığımdan bahsetmiştim. Dilerseniz şimdi başlangıç kısmını göstermek istiyorum size. Bu şekilde ipimi doluyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. Ve klasik bir zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine aldım ipimi ve tek seferde çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım ve tek seferde çektim. Bu şekilde 6 tane sık iğne yapacağım. İlk zincirimizi saymıyoruz. Yaptığımız çakma sık iğneyi sayacağız. 1, 2 olmuştu. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi şu şekilde tığımı bıraktım ve ipimi çekip halkayı kapatıyorum. Ortasına delik oluşmaması açısından kapattım. Sıkı bir şekilde çekiyoruz. Şimdi direkt birinci deliğimi batacağım. Tığımın üzerine aldım ve direkt birinci deliğin sık iğnemin tepesini, çakma sık iğnemin tepesine batarak bir üstüne geçtim. Ve aynı deliğe iki kez batıyorum. Çift battım. Şimdi burada direkt üst ikinci sıraya geçiyoruz. Birleştirme yapmadan ilk çakma sık iğnenin tepesine batarak ilerleyeceğiz. Burada birleştirme kısmımızın belli olmaması açısından bu şekilde yapıyoruz. Eğer ilmek kaydırma yaparsak her sırada birleştirme kısmımız belli olacaktır. Bakın bunda herhangi bir sıra belli değil. Şimdi
üst sıraya geçtiğiniz yeri ilmek belirleyici takarsanız unutmayacaksınızdır. Her geldiğiniz sırada karıştırmayacaksınızdır. Yani illa ki böyle bir ilmek belirleyici olmasına gerek yok. İp bağlayabilirsiniz. Herhangi belirlemek açısından sırayı bir şey takmanız gerekiyor ki karıştırmayın. Şimdi ikinci sıraya çift batarak ilerliyoruz. Her deliğe çift batıyoruz. Üçüncü sıraya geçiyorum. Bağlantılı noktama geldim. Taktım. Yine aynı deliğe çift battım. Ve unutmamak için hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Üçüncü sıramızda da her deliğe çift batıyoruz. Dördüncü sıramıza gelince bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Bir süre sonra sık iğneler hep bir süre sonra hep çift battığınız kısımlar üst üste gelecek. Bunu saymanız gerekmeyecek. Üstüne her seferinde çift batarak ilerlemiş olacaksınız. Bunu fark edersiniz ilerleyen sıralarda. Şimdi şu şekilde biraz göstermek istiyorum. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Dördüncü sıramızda ise dördüncü sıramızda bir çift bir tek olarak ilerleyeceğiz. Beşinci sıramızda da bir çift bir tek. Altıncı sıramızda bir çift iki tek ve yedinci sıramızda her deliğe tek batarak devam edeceğiz. Bu şekilde arttırmalar yaparak devam edeceğiz ve kırlentimizi tamamlayacağız. Daha önce de bahsettiğim gibi şimdi ben sayıları veriyorum fakat herkesin eli farklı olduğu için eğer bir kasılma hissediyorsanız çift batın. Sayılara sabit kalmak zorunda değilsiniz. Bunu siz dengeleyeceksiniz. Elinizde ipi hissederek örerseniz eğer emin olun bu şekilde dümdüz bir yuvarlak kırlente ulaşacaksınız. Birazcık bombeler olabilir. Ütüyle de bunu düzelteceğiz zaten. Şimdi ben ikinci parçamı da tamamladım. İpimi kestim. Bakın şu şekilde eşit bir şekilde ördüm. Şimdi uç kısmına turuncu renkte bir sıra gitmeyi düşünüyorum. Burası ters tarafı, iki tarafında ters olması gerekiyor. Düzden olması gerekiyor, pardon. Ben aslında tek sıra giderek birbirine birleştirmeyi düşünüyorum. Öreceğim hem birleştireceğim. Turuncu iple yapmış olacağım bunu. Şimdi şu şekilde bir tane zincirimi çekerek başlayacağım. Geçirdim. Buradan da aynı noktadan tığımı geçirdim. Şimdi ipimi geçireceğim. Pamuklu bir ip olduğu için bölünüyor. Bir tane zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki boşluğa. Bu kısım biraz zor birleştirme kısmı olduğu için şu şekilde battım. Çakma sık iğnemi yaptım.
Yine aynı şekilde ilerleyeceğim. Tığımın üzerine aldım. Ve şu şekilde içerisinden tek seferde çekeceğim inşallah. Çektim. Bakın bu şekilde birleştirmemi yapacağım. İki kısmını birleştirme yapıyorum. Bakın iki taraftan da alarak ilerliyorum. Tığımın üzerine aldım. Birinci yuvarlağın içerisinden geçirdim. İkincide de geçiriyorum. Ve bir seferde çekiyorum. İpimle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Şu an alışık olmadığım için, kağıt ipi alıştığım için sanırım içerisine giriyor. İp parçalanıyor, bölünüyor diyebilirim. Biraz zorluyor şu anda beni. Ama örmeye çalışıyorum. Bunu direkt kendi ipiyle de birleştirip yapabilirsiniz. Ben sadece turuncu ile hasır tonunu yakıştırdığım için bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Boşluk bıraktım. Kılıfına geçeceğim. Kılıfını ise şu şekilde ben kestim. Kırlenti üzerine koyarak, kumaşımızı kırlentimiz üzerine koyarak etrafını çizip biraz diş payı bırakarak hazırlayabilirsiniz. Ben daha önce de hazırladım. Şimdi şurada belli bir kısmında boşluk var. Bunu dolduracağız. Ve son birleştirme kısmına geliyoruz. Birinci battığım tepesine tığımı geçireceğim. Şu şekilde geçirelim. Ve ilmek kaydırma tekniğiyle birleştirdim. İki zincir çektim. Keserek kırlentimizi bitiriyoruz. Şekilde bir de iç kısmına kırmızı koyuyorum. İç kısmını alarak yapacağım. Ben bitirdikten sonra ütüleme işlemi yaptım. Ütünüzü direkt ütüleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor.
ütülemeyebilirsiniz de tamamen size kalmış bir şey. Birleştirmesini renkli yapmak istedim. Turuncu kullandım. Pamuklu bir ip kullandım. Daha önce de bahsetmiştim. Yine aynı ipi de batarak birleştirebilirsiniz ya da dikebilirsiniz de. İçerisine de pamuklu kumaştan kılıf yaptım ve elyaf ile doldurarak kırlentimizi tamamladım. Ben yine çok beğendim. Özellikle turuncu çok güzel durdu. Hasır renk de çok güzel bir uyum içerisinde oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.